Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Sizlerle beraberiz. Çok iyi bir gökyüzü pozisyonunda. Evet. Artık boğa burcuna olumlu etkileyen değerlerle beraber iyi bir Haziran ayına Evet. giriyoruz. Maddi değerler değil mi? Haziran ayı başkasından Daha çok, gelecek para, evet. kendi Para ürettiği konularından. değerler, parasal kaynakların belli Hı-hı. bir noktaya gelmesi, Hı-hı. maddi gücün daha ön plana çıkması dediğimiz olaylar Hı-hı. var. Merkür de retroda bir ay ama bu ayı az etkiliyor. Evet, neler var Demet? Evet sevgili boğalar, Mayıs sonunda doğan İkizler Burcu yeni ayı ile beraber bu Haziran ayına da İkizler enerjisiyle başlıyoruz. Sizin için para konuları evet hareketleniyor. Bazı yenilikler olabilir, yeni gelişmeler olabilir, başlangıçlar olabilir. Ayın ilk günlerinde 4 Haziran'da Venüs'ün Neptün'le güzel bir açısı var. Evet, bu Keyifli. aşk, Aşk, hayaller, evet. beklenmedik güzel haberler anlamına gelir. Küçük hediyeler alabilirsiniz ay başından itibaren. Bazı boğalar tabii ki doğum Hı. haritasında yükselen burcu boğa olanlar veya öz burcunda Venüs'ü Neptün'den ve Jüpiter'den Evet. olumlu açılar alan arkadaşlarımız daha çok etkilenecek. Bu açıları olumlu mu olumsuz mu olup olmadığını Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin nöbetçi astrolog servislerinden ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Nöbetçi astrologlarımızın başında Demet sen varsan Evet. bir ekol oluşturduk Türkiye'de uzun yıllardan beri. Bayağı ciddi bir astroloji öğrencimiz var Evet. elimizde. Yani 24 saat bazı gecelerde internet kesintileri olsa bile son zamanlarda 24 Hı-hı. saat nöbetçi astrologlarımıza doğum haritanızda Neptün'ün nerede, Venüs'ün nerede solduğunda en azından bu senin başına mı gelecek Hı-hı. yoksa bir başkasını mı Evet. gösteriyor? Çünkü astroloji aslında matematiklenmiş bir makyaj denklemini gösteriyor hayat içinde. Bunun sen neresinden arıyorsun? Yani bu bir eğer akan su ise bu Hı-hı. suyu hangi bardakta dolduruyorsun bunları görebiliyoruz. Evet. Ama güzel şeyler var. Yani Güneş Evet. Sekstil Uranüs ile beraber para geliyor Koç'a 6 Haziran'da 6 mesela. Haziran yine keyifli bir gün, sürpriz bir gelir, parayla ilgili güzel haberler söz konusu olabilir. 7 Haziran'da Merkür retro harekete başlayacak. Yengeç burcunda başlayacak ve İkizler burcuna doğru gerileyecek ay ortasında. İlk başta bu birazcık iletişimlerde bazı sorunlar olabilir, gecikmeler olabilir. Belki ay ortasında parayla ilgili bazı ertelemelere de yol açabilir. Ancak genel olarak çok sert etkiler içerisinde olmayacak. Gecikmeler Evet, olur ama gecikmeler. iş düzelir. Merkür ikizlerde retroda olsa kuvvetlidir aslında. Yani kendi burcudur. Evet. O nedenle Retro yengeç daha hafif siklet geçer. evet, Yani evet. daha sakin bir dönem olduğu için şu anda çok fazla boğayı etkilemeyecektir. Şimdi şey var, Venüs 9 Haziran güzel bir gün evet. yine boğalar için. Venüs ile Plüton'un üçgen açısı kuvvet ve destek alabileceklerini gösteriyor. Seyahatler ve yurt dışı ile ilgili konulardan yine bazı önemli gelişmeler Eğitimle olabilir. ilgili Eğitimle ilgili konular dijital bir olabilir. cihaz arabilir, bir elektronik cihaz Hı-hı. rahatlıkla arabileceği bir dönemde. 13 Haziran Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Aynı gün Venüs'ün Satürn'le karşıt açısı. Harcamalar çıkabilir Para karşısına. ile ilgili bir duruma da işaret ediyor. Venüs Satürn karşıtlığı, bazı harcamalar veya bazı yatırımlarla mı ilgili? Yatırımlarda Hı-hı. bazı hatalar yapılabilir. Dolar, Hı-hı. euro veya işte forex işlemlerine çok dikkat edin. Bu dönemde bazı kayıplarınız olabilir. Ama bu tabii ki şimdi Venüs karşıtı Satürn de çok ilginç bir pozisyon burada. Evet. Venüs karşıtı Satürn herkesi vurmaz. Evet. Aslında boğaları genel olarak başka bir yerden gelecek bir para, tazminat, Hı-hı. sigorta primi, işte nafaka gibi bir parasal kaynağın geleceğini gösteriyor. Aslında evet, o uzun vadeli sağlam yatırımları da temsil Evet, edebilir benim için. uzun Satürn. vadeli sağlam bir yatırım da Hı-hı. yapabileceğini gösterir. Bir mülk alımı, bunun Hı-hı. için biraz para harcaması, kredi borcuna girmesi. Hı-hı. Çoğunlukla bunlardan insanlar kredi arıyorlar. Hı-hı. Onları A'dan Z'ye görebiliyoruz. Ama keyifli bir dolunay arkadaşlar, keyfini kullanın. 18 Haziran'da çok güzel bir O da güzel. pozisyon. Venüs'ün Jüpiter'le sekstil açısı yine boğalar için keyifli olacak. Özellikle yakın çevreden güzel gelişmeler olabilir. Seyahat olabilir. Bir hani akrabanın evlenmesi gibi bir şey, böyle keyifli. Kalabalıklara gireceksin. Toplantılar. Evet. Toplantılara gireceksin. Birileri evlenebilir. Toplantılara Hı-hı. katılabilirsin. Lüks ve keyifli ortamlara giriyorsan. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Seyahat zamanı. Birazcık Artık tatil. seyahat Seyahatler ediyor, düşünülebilir. yolculuk yapıyor.
hayatını biraz daha artık dinlenerek geçirmek istiyor. Bazıları otomobil bile alırlar o zaman. Özellikle Yengeç Burcu yeni ayı da ay sonunda 27 Haziran'daki evet öyle iletişim cihazları, ulaşım cihazları gibi konularda bir yenilik, bir yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Ve keyif alacaklar. Yani evet. Yengeç Burcu yeni ayıyla beraber keyifli yeni başlangıçlara giriyorlar. Keyfine bak. Venüs'ten, Jüpiter'den çok güzel destekler alıyorsun. Bu keyfi alırken de Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin günlük ve haftalık yorumlarını Sayın Demet Baltacı ile beraber ne yap seyret. Sevgiyle kal. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.